Merhaba sevgili trend takipçileri, Shift.net editörleri olarak MediaMarkt'ın YouTube kanalına konuk olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca heyecanlıyız çünkü bu videoda iPad Pro 2020'den bahsedeceğiz. Ülkemize geldi. MediaMarkt.com.tr'den ve MediaMarkt mağazalarında da bu ürünleri bulacaksınız. Peki yepyeni iPad Pro'da hangi yenilikler var? Bu videoda detaylı olarak bakacağız. Öncelikle iki farklı ekran seçeneği olduğunu söyleyelim. Şu anda elimizde 11 inçlik olan bir sürüm var ama isterseniz daha büyük olan 12.9 inçlik sürümü de kullanabilirsiniz. Ekran gerçekten muhteşem. Bir önceki iPad Pro'da olduğu gibi 120 Hz tazeleme oranına sahip olan bir ekran var. Bu ekran çok akışkan bir deneyim sunuyor. Sizlere True Motion adı verilen teknolojiyle beraber sanki şurada gerçek bir kağıdı hareket ettiriyormuşsunuz gibi buradaki ekran içerisindeki yazıları, metinleri, görselleri hareket ettirebiliyorsunuz. Bu arada başarılı ekran sadece bu özelliklere de değil, P3 renk aralığında destekliyor ve gerçekten profesyonellere çok canlı, net görüntüler sunuyor. Sadece profesyonel de değil. Yani bu iPad aynı zamanda oyun için de çok başarılı. Hatta biz çocuklara da veriyoruz. Çocuklar eğitim alıyorlar. Ekranın çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Gelelim işlemcisine. A12Z Bionic işlemcisi var. Bir önceki iPad o kadar güçlüydü ki çok zorlu oyunları neredeyse konsol kalitesindeki oyunları biz tablette oynayabiliyorduk. Şimdi çok merak ettik acaba Apple bunun üstüne ne katmış olabilir diye. A12Z Bionic işlemci platformu 8 çekirdekli ve gerçekten şu anda görmüş olduğum en güçlü tablet olarak karşımda sentetik testlerde elde ettiğimiz sonuçlar uçuk gerçekten uçuk. İşlemci konusunda bir kıyaslama yapmakta fayda var. Mesela geçtiğimiz dönemde çıkan A10X işlemcisine göre acaba elimdeki bu iPad Pro ne kadar hızlı? Sıkı durun tam 2.6 kat daha fazla performans sunuyor bize. Gerçekten müthiş bir cihaza sahip olduğumu tekrar hatırlatmak isterim. Bu cihazı zorlayacak olan uygulamaları bekliyorum bir an önce. Çünkü görsellerin üst seviye olduğu uygulamaları kesinlikle kaldırabilecek bir cihaz var elimde. iPad Pro'yu belki de çok daha verimli yapacak olan iki tane aksesuar var. Şu anda onlardan bir tanesini görüyorsunuz kalem. Kalemle beraber yapacaklarınızın sınırı yok. Yani işinizi hem çok daha verimli hale getirebilirsiniz çünkü kalemi kullanırken sadece aklınız değil fiziksel olarak parmağınızın ucu da o içeriye odaklandığı için bana soracak olursanız verim performans artıyor. İşin bir de eğitim tarafı da var. Hatta biz evdeki iki tane bebeğe de aşılıyoruz. Çünkü buradaki kamera, buradaki işlemci, artırılmış gerçeklik o kadar ileri seviyede ki çocuklara sözle anlatabileceğimiz bilgileri buradaki bir uygulama çok daha fazla bir şekilde öğretebiliyor sevgili dostlar. O nedenle kalem Birçok amaç için kullanılabilir. Gelelim başka bir aksesuara. Şu anda sürpriz yapıyorum aslında size. Şuradaki beyaz kutu neden duruyor? Bunu merak edenler için artık sürprizi açıklama zamanı geldi. Görmüş olduğunuz buradaki kılıf, klavye, smart keyboard. Gerçekten çok başarılı. Birincisi Türkçe tuş dizilim var. İkincisi tabletimi koruyor. Ve bana iki farklı duruş açısıyla hatta bir de şu şekilde dik de yine tutabiliyorum. Benim için çok kullanışlı bir aksesuar. Peki Smart Keyboard'dan sonra çıkan ve muhteşem bir yeteneğe sahip olan Magic Keyboard bize neler sunuyor? Dilerseniz gelin kutusundan çıkartalım ve hep birlikte bakalım. Benim için gerçekten çok önemli bir an ofisteyken bu cihazla olan ilk buluşmamı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. iPad Pro'nun gerçi bunu yapmama gerek yoktu. Çok mantıklı bir seçenek daha vardı aslında. Magic Keyboard klavyesini şu anda çıkartıyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü bu zamana kadar hangi klavyeyi kullandık? Smart Keyboard adını verdiğimiz bu klavyeyi kullandık ve bu klavyeden o kadar memnunum ki hem iPad'imi koruyor. Sanki ilk günkü almış olduğum ekran şu anda çizilmemiş bir şekilde koruyor. Türkçe tuş dizilimi iki farklı pozisyonda konumlandırabiliyorum. Çok memnunum. Şimdi buradaki klavye daha da geliştirilmiş olarak şu anda karşımda ve ve ilk karşılaşma anımızdı. Bu heyecanımızı sizlerle paylaşmak istedim. Şuradaki kamera yuvamızı gördük. Şunu bir çıkartalım. Arada kargoda zarar görmemesi için bir parça var. Onu da çıkartalım. Tuşlar böyle daha bir ben buradayım diyor ve bir trackpad'imiz var ve ayarlanabilen bayağı sağlam bir panelimiz daha var. Şimdi iPad Pro 2020 sürümünü Smart Keyboard'dan bu sefer Magic Keyboard'a taşıdım. Çok güçlü bir mıknatıs yapısı var. Şurada da konnektörler var. Şuraya bağlanan bir konnektör arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Zaten konnektörler birbirleriyle haberleştiği için bağlamama gerek yok. Açıyı da şuradan ayarlayabiliyorum istediğim açıyı. Face ID ile çok hızlı ve güvenli bir şekilde girişi yaptım gerçekten çok iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Kapatmak istediğimde de bu şekilde sonrasında da aşağı doğru hareket ettirerek kapatabiliyorum. Daha önce Smart Keyboard'da olmayan Magic Keyboard'da olan bir Type-C girişi var. Bu ne anlama geliyor? İşte ben şu anda bu bilgisayarı kullanırken diyelim ki buradan şarj ediyorum ama buradan da bir kart okuyucu kullanabilirim ya da başka bir aksesuar kullanabilirim. Type-C girişli bir kulaklık olabilir belki de gerçi AirPods Pro varken neden başka bir kulaklığı tercih edeyim iPad Pro'da ama yine de bütün olasılıkları düşünmüşler. Bir başka fark buradaki klavyenin arka aydınlatması var. Merak edilen bir konu ya bunun arka aydınlatması gücünü buradan alıyor. Acaba şarjımı çok mu hızlı tüketir? Cevap hayır çok hızlı tüketmez çünkü gerçekten büyük bir bataryası var ama yine de gücünü buradan aldığı için şarjın tüketimine bir miktar katkısı var. Bununla beraber tabii ki Smart Keyboard'da olmayan ama görmüş olduğunuz Magic Keyboard'da olan bir trackpad var. Yani çok ilginç. Görüyor musunuz şu anda imleci? Bu sefer sanki bir şöyle tıklıyorum. Bu arada tıklama ve hareket gerçekten çok hassas. Mükemmel bir deneyim sunuyor. Yani sanki haftalardır ben bunu trackpad ile kullanıyormuş gibiyim arkadaşlar. Bazı geçir yani parmak hareketleri var. Size zaman kazandırıyor. İşte iki parmakla çekersen böyle olur. Üç parmakla yukarıya ittirirsem bütün hepsi açılır. Şu şekilde iki parmakla sağa sola kaydırırsam böyle olur. Tek parmak zaten imleci hareket ettiriyor. Üç parmakla tekrar ana ekrana geldiğim gibi hayatınızı kolaylaştıran birçok uygulama mevcut ve ters T şeklindeki bu klavye yapısı aynı zamanda yeni MacBook Pro yani 16 ve 13 inçlik yeni MacBook Pro'larda var ve 2020 model MacBook Air'lerdeki klavyenin tasarımına benzer. Buradaki Türkçe karakterler diğer tuşlara göre bir miktar küçük onu eklemiş olalım. Gerçekten iPad Pro bu aksesuarla beraber bambaşka bir cihaza dönüşmüş durumda. Birçok soru geldi. Peki ben bunu dik kullanmak istersem ne olacak diye? Şimdi bunu dik kullanmak için daha önce ne yapıyorduk? Ona bir bakalım. Tekrar Smart Keyboard'a takıyorum dik kullanmak için aslında çok çok uygun aksesuarlar bunlar değil. Yapmanızı önerdiğim şey buradan kurtarıp bu şekilde dik kullanmanız. Çünkü buradaki klavyesi bulunan aksesuarlar daha çok yatay kullanım için tasarlanmış durumdaydı. Dik kullanmaya çalışırsak böyle bir sonuç oluyor. Bir de merak edilen konu acaba ben bunu katladığım zaman yani bu şekilde kullanıyordum bu arada bu şekilde kullanmak da çok doğru bir kullanım şekli değil. Çünkü böyle bastırdığınız zaman tamam klavye zaten çalışmıyor bu kullanımda ama yine de şu çok doğru bir kullanım değil. Benim önerim burada tableti çıkartmak ve bu şekilde kullanmaya devam etmek. Şimdi geçelim Magic Keyboard'a. Burada nasıl bir deneyim sunuyor onu sizlere göstereyim. Smart Keyboard'da olduğu gibi yani çok iyi bir deneyim sunmuyor. O nedenle Burada da yapmanızı önerdiğim şey tabii ki şöyle çıkartmak. Buradaki aksesuar arka tarafa gitmiyor. En fazla bu kadar. Smart keyboard'da tamamen arka tarafa katlanan bir yapı vardı. Birçok kişi diyebilir ki, "Aa bak bu soru işareti benim için." O nedenle son karar sizin. Ama bana soracak olursanız benim için çok büyük bir problem değil. Eğer öyle bir ihtiyacım olursa çıkartırım. Yan kullanırım ya da şuradaki klavyeyi arkaya katlamaya çalışmam. Kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Magic Keyboard gerçekten bu iPad'i sanki 2 in 1 olarak adlandırılan bilgisayarlarmış gibi kullanmanıza olanak sağlıyor. Bununla beraber iPadOS kendi işletim sistemi var. Bu işletim sisteminin güncellenmesinden sonra da bu yetenekler arttı. Trackpad ile beraber harika bir bilgisayara dönüşmüş oluyor. Çoklu pencereler arasında da çalışabiliyorsunuz. Birbirlerin arasında nesne içerik transferi yapabiliyorsunuz. Gerçekten iPad Pro inanılmaz seviyelere geldi diyebilirim. Belki birçoğunuz için evdeki bilgisayara ihtiyacınız olmadan bütün işlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir cihaz var şu an önümde. Geçelim kamerasına çünkü en büyük tasarım farkı şu arkadaki kamera. Görmüş olduğunuz gibi iPhone 11 ve Pro Max'te karşılaştığımız kamera tasarımına benzer bir kamera var. Bu sefer iPad Pro'da iki tane kamera var. Hangi kamera geldi bir önceki iPad Pro ile kıyaslayacak olursak ultra geniş açılı bir kamera var. Tıpkı iPhone 11'de olduğu gibi. Bu arada bu cihazın kamera yetenekleri o kadar üst seviye ki 4K 60 FPS video çekebiliyor. Zaten işlemcisinin ne kadar performanslı olduğunu söylemiştim size. Bu çekmiş olduğunuz 4K 60 FPS videoları sanki böyle fotoğraflarla oynuyormuş gibi burada düzenleyebilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz birçok yazılım zaten ücretsiz olarak geliyor. Hem ofis belgelerinizi açabilirsiniz hem videolarınızı düzenleyebilirsiniz. E-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Bütün bu yazılımlar zaten ücretsiz ve çok güvenli bir şekilde kullanımınıza hazır. Kamerada bahsetmem gereken harika bir yenilik var. Lidar sensör. Peki bu sensör nedir? Belki teknolojiyle çok fazla içli dışlı olan izleyiciler hatırlayacaklardır. Bazı otonom sürüş markaları, teknoloji devleri bu sensörleri etrafı algılamak için kullanıyor. Şimdi o sensör iPad'de. Etrafı çok daha iyi algılıyor lazer sinyalleri göndererek. Peki bu algı işleminden sonra ortaya ne çıkıyor? Tabii ki artırılmış gerçeklik için çok daha keskin sonuçlar ortaya çıkıyor. Şu anda belki uygulama sayısı biraz sınırlı olabilir ama ilerleyen günlerde yepyeni uygulamalarla beraber bu lidar sensörü çok daha performanslı bir şekilde kullanabileceğiz. Ön kamera 7 megapiksel çözünürlüğe sahip, görüntülü görüşmeleriniz için size yeterli bir çözünürlük sunuyor. Bununla beraber aynı zamanda Face ID inanılmaz güvenli bir yüz tanıma sistemi güçlendirilmiş bir şekilde bu iPad Pro'nun 2020 sürümünde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir eğlence aracı demiştik. Eğer bir film izliyorsanız ya da bir oyun oynuyorsanız 4 tane hoparlör var şuralarda ve şuralarda dağıtılmış bir şekilde hatta desteklenen teknolojiler sayesinde diyelim ki bir araç böyle buradan geldi bu tarafa doğru gidiyor ses de işte onu takip edebiliyor sanki bir sinema sistemini kurmuşsunuz gibi sizi memnun eden bir multimedya altyapısına sahip. Bununla beraber biraz da bağlantılardan bahsedelim mikrofon çok önemli. 5 tane mikrofonu var. 5 mikrofon profesyonel ses kaydı yapmanızı sağlıyor. Niye 5 tane mikrofon var? Aslında odaklanması gereken sese uzaklığı ölçüyor ve gürültü varsa etrafta gürültüden arındırıyor. Bununla beraber Wi-Fi 6 yani 8211AX adını verdiğimiz teknoloji iPad Pro 2020'de artık var. Gigabit Wi-Fi'lerden bahsediyoruz. İlerleyen dönemlerde evimize bu modemler gelecek. İşte o modemler geldiğinde iPad Pro'da o yüksek hızlı Wi-Fi ağlarına bağlanabilecek. Bluetooth 5.0 teknolojisi var. Bununla beraber bir Type-C girişi var. Eğer bir MacBook Pro'nuz varsa doğrudan onun şarj aletini kullanabilirsiniz. ya da kutunun içerisinden çıkan 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü var. Bu hızlı şarj adaptörünü de kullanabilirsiniz. Pil performansı oldukça başarılı. Bir de buradaki Type-C çıkışından bir 5K monitöre yani 5K gerçekten çok yüksek bir çözünürlük. Bu monitöre görüntü aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok veri transferinde. Bu arada videonun sonuna gelmişken son bir bilgi vermiş olalım. Ben bu cihazı bazen powerbank olarak da kullanıyorum. Çünkü çantanın içinde bu var. Bir de iPhone'un şarj aleti var. Ama ben sürekli hareket halindeyim. Ne yapıyorum? iPhone'un bir tarafı Type-C bir tarafı Lightning olan kablosunu çıkartıyorum. Type-C'yi buraya takıyorum. Sonrasında bunu kapatıyorum ve diğer Lightning ucu da iPhone'a takıyorum ve bana power bank görevi de görmüş oluyor. Belki dünyanın en pahalı power bank'i olabilir ama yine de bu ipucunu sizlerle paylaşmak istedim. Geldik videonun sonuna. Sevgili dostlar MediaMarkt'ın YouTube kanalında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Internet'te YouTube kanalımızda bu iPad Pro'nun çok detaylı bir videosu var. Yayınlandığında linki aşağıda eklemiş oluruz. Eğer merak ettikleriniz varsa bu videonun altındaki yorumlar kısmında lütfen paylaşmayı unutmayın. Oradaki sorularınızı da cevaplamayı çok isteriz. Mediamarkt'ın YouTube kanalına abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.